Cihan serverine buluştur. Şefaat-ı Resulullah'a mazhar eyle. E siz de dua edin. Madem üç yerde buluşacağız, ben her duada diyorum bunu. Arada 40 yılda bir unuttuğum onun beşenin melek değilim ya. Ya Rabbim, ben Ahuz-u Kevser başımda, Nizam-ı İlahiyede, sırat üstünde iki cihan-ı serferiyle buluştuğum şefaat-ı Resulullah'ın mazhar kıldığım. E sen de be ya. Şimdi şu sohbetleri kendime çevir. 10 parmağından tekneye su attı. 1500 kişi işte bitmedi. Ya Rabbim ölümünde susuzluk verme. Kıyametin susuzluğu çok çetindir. Ya Rabbim kıyamette beni susuz koyma. Resulullah'ın saadetli parmaklarından kandır desene. Koyun gibi dinliyorsunuz. Koyun musunuz? Meee. Ben koyunum, keşke koyun olsam. Meee. Meee demek lisan-ı hayvanatta var demek, var. Koyunlar, kuzular, meee var. Kim var? Allah var. Onun için arada cezbeden meee desen koyun oldu deme, var diyor, var diyor, var diyor. Horoz ötüyor. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Ben bilmiyorum içimizde bilen var mı? Medine-i Münevvere'den ufak şu kadar şu kadar 15-20-25 civciv yaydı. Tavuk civcivi getirdim. Medine-i Münevvere'den yükledim. Selçe kadar. Açıktan büyük olabilir. Medine-i Münevvere'den Mekke'ye getirdim. Uçakla Mekke'den Cidde'ye, Mekke'den Cidde'ye taksiyle geldim. Cidde'den Avrupa'ya Düsseldorf'a o 20-30 yavruyu getirdim. Şimdi içeride kümeste 8-10 senedir 40 tane filan tavuk oldu. 5 tane horoz oldu. Onların ayakları bizim tavuklardan farklı. Buranın tavukları 4 parmaklı. Medine-i Münevvere'nin horoz tavukları 5 parmaklı. Kedilerim seviyor. Muammer onlara hizmet ediyor. Diyorum şikayet etmeyin. Siz ya Resulullah diye ötüyorsunuz. Subhanallah, elhamdülillah. Allahu Ekber ötüyorsunuz. Hadis-i şerif. Süt beyaz bir horoz. Gül ibikli olsa bizim horozda 5 tane. 10 komşu aileyi beladan korur buyuruyor hadis-i şerif. Yumurta verelim. Çıkartınız siz de Medine'li tavuk. Buraya nereden geldik? Bilmem tavuklara nereden geldik? Nereden geldik? Kuzular nedir? Koyunlar, horozlar, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'dir. Peki küçücük karanlık kümeste ezan vakitlerini nasıl bilir? Arşın horozu denilen büyük bir melaikem vardı. Ayakları karada, başı semanın göklerinde. Melektir horoz şeklinde. Namaz vakitlerinde o horoz öter. Yani melaike horoz gibi ses çıkarır. Yeryüzünde dünyanın neresinde horoz varsa onu duyar, onlardan öter. Hangi horozun kolunda Omega marka bir saati var? Namaz vaktini bilsin. Kudret-i İlahiyeden Allah her horoza bir Omega saat takmış. Muammer bakar.
Muhammed'e dedi 100.000 dolar getirseler, 100.000 oydu getirseler, bir oruzu verirsen mahşerde senin dava eder. Vermem. Yumurta veririm. 5 tane oruz doyursan bana hiçbir şey kalmaz. 5 tane çok değil mi? Hayır. Hastalık var, sağlık var, ölüm var, dilim var. Ve oruzdan kaldı. Böyle de kaldık bilmem ki. Bismillah. Bilmiyorum Allah ver. Allah kadirdir. Azaltıyorum. Azaltıyorum. Tekniğe anlattığım atlıyorum. Sonra İmam Malik Hazretleri Muvatta'da nakletmiş. Muaz bin Cebes Hazretleri meşhur sahabede Hazreti Muaz buyurdu, Tebük Muharebesi'nde bir çeşmeye rast geldik. Hayır, sohbet bu tarafta, geride değil. Tebük Muharebesi'nde bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında çok güç bir su akıyordu bir ipin kalınlığında. Resul-i Kibriya ferman etti. Bir parça o akandan su toplayın. O akan kıl gibi su da bir miktar toplayın. Avuçlarında sahabeler topladılar. Onunla elini yüzünü yıkadı. Suyu çeşmeye koydu. Çeşmenin menfezi açıldı. Çok büyük bir su akmaya başladı. Gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. İki cihan serveri buyurdu. Bu su mübarek mucize olarak burada kalsın. Yani böyle bol bol aksın. Bunların bağı çelilsin. Ya Muaz, sen göreceksin ki bu akan sudan buralarda bağlar, bahçeler meydana gelecek. Sen de bunu göreceksin buyurdu. Hudeybiye'nin muharebesinde bir kuyuya rast geldik. 400 kişi idik. O kuyunun suyu ancak 50 kişiyi idare ederdi. Biz suyu çektik. İçinde bir şey bırakmadık. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun başına oturdu. Bir kuyu istedi, getirdik. Kur'an'ın içeri mübarek ağzından suyunu boşalttı, dua etti. O kuyuyu kuyuya döktü. Kuyu coştu, kaynadı, ağzına kadar doldu. Bütün ordu, hayvanatı, atlar, develer içtiler. Her sahabe kaplarını suyla doldurdular. Allah o mübarek bereketi cümlemiz için nasip-i müesser eylesin. Bunlar da atladım biraz. Çok misaller var. Ne kadar oldu sohbet? 2,5 saat. Evet. 2,5 saat. Ben susuzluğum kalmadı ki. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri, yerinden kalkıp yanına gelmeleri, bunun hakkında çok mucize var. Kıymetliler, ben bunun benzer mucizeleri çok okudum. Şimdi anlatılacak. Otur, otur kurban olayım. Otur, otur, bunu da dinle, ağacı dinle de git. Otur, azıcık daha sabret. Şeyi anlamıyorum. Yani kudret-i ilahi ne kadar büyük tefekkür etsem çok zor anlaşılması. Ağacı çağırdım.
köklerinden beraber gelmiyor ki, herhalde kopuyor, bilmiyordum. Ağacı çağırdım, ağaç geldi. Resul-ül Kibriyan'ın risaletini tesbih etti. Geliyordum, kökler ne oldu? Köklerinden mi geldi? Köksüz bir direk gibi mi geldi? Ben bunu çok düşünüyordum. Allah hepimize bereketinden köklü müydü, köksüz müydü diyerek değil, bereketi ilahiyeden idrakımızı cümlemizin aşmak nasibin neyse de eylesin. İki canlı serverinin emriyle ağaç yerinden çıkıp yanına gelmesi, bu pek çok kat'i surette nakledilmiş mütevatir hadisedir. Meşhur sahabeler Hazreti İmam Ali, Seyyidina Abdullah İbni Abbas, Hazreti İbni Mesud, Hazreti İbni Ömer, Hazreti Yâle İbni Muhre, Hazreti Cabir, Hazreti Enes bin Mali, Hazreti Bide, Hazreti Üsman, Üsame bin Zeyd, Hazreti Gaylan İbni Selam'le ve seni içinde yaratım şahfetlerini bana nasip et. Ya Rabbim onları imanı kamilden koruduğun gibi bizi de koru. Dua etmek bilmez misiniz Sofi'yi? Kendinize çevirin dedim, çevirin. Aksakallı çevir. Hazreti Abdullah İbni Abbas, sahabenin en büyük alimi. Nerede? Tabük'te. Yok. Taif'te. Taif. Kabrini uçuramadılar. Dinamit koyup patlatmak istedi Vehhabiler. Dinamit patlamadı. Allah sevdiği kulunu dinamitle kabrine uçurur mu? Taif'te. Seyyidina Hamza Efendimiz'in türbesi vardı, kubbeyi yıktılar. Ayşe-i Sıddık'a annemizin kubbesi vardı. Seyyidina Hatice annemizin kubbesi vardı. Peygamber Sahli Ashab-ı Güz'ün kitaplarında Hatice-til Kübra anamızın kubbesini Fatih Sultan Mehmet gibi, Sultan Ahmet Han gibi türbelerini çekmişler. Hatice-til Kübra annemizin kubbesini çekerken üç kubbe görülüyor. Yani fotoğraf makinesi bir yere çevrilmişken üç tane kubbe tespit etmiş. Diktiler. Yüzlerce, binlerce kabiri vardı. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, Cennet-i Bakiye'de, hakeza. Şimdi o kadar taş koydular. Yazık değil mi? Dünyanın neresinde onun bir zatı yumruk kadar kapkara bir taş. Ve abi ne bela anlayın. Yumruk kadar bir taş. Ben diyorum ki sohbetimi şahsınıza, duaya çevirin. Öğretiyorum da nasıl çevirecek. Sırma saçlılar geldi. Eh bakalım Allah bir ne yapalım. Tabiinin yüzer imamları bu hadiseleri dile getirmişler. İşte birinci misal. İbni İmam-ı Mace, İmam-ı Beyhaki, Hadis-i Şerif'te Enes bin Malik Hazretlerinden, Hazreti Ali'den, Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki, bilmem ne dua ettiniz. Ya Rabbim şefaatlerini nasip et. Ya Rabbim benim imanımı da kavli et. Ne olur etsenize dua. Anlatanı da desenize ne olur, benim dilim yetmiyor. Dua edin, anlatayım mı? Ne olur kardeşler, ben garibi unutmayın. Ben size her şeyi söylüyorum, gücüm bana yetmiyor.
Bismillah. Hazreti Ömer haber verdi, Enes bin Malik, İmam Malik. Hazreti Ömer 3 sahabe haber verdi. Hazreti Resulü Kibriya kafirlerin kendisini yalanlamasından çok müteessir idi. Kafirler peygamberliği reddedip yalanlıyorlar. Haşa. Ya Rabbim bize nasip etme deyin. Bizim imanımızı kamil et deyin. O anda Resul-i Kibriya mahzun iken Enes bin Malik'in rivayetinde Enes bin Malik'in rivayetinde o duvardakilerini şöyle bir çıkarın şu tarafa. Duvar dibindekilerini şöyle sola çıkarın. Kardeşler duvar dibindekilerini çıkarın. Sözüm de geçmiyor. Çıkarın diyorum. Çıkarmıyor lan ben ne yapayım. Günah onlara tutsun. Enes bin Malik Hazretleri'nin rivayetinde Hazreti Cebrail de hazır idi. Ben anlattım bir defa. Allah hakkına bir daha anlatacağım. Günlerden bir gün Allah-u Teala bu saadatın Nakşibendinin hürmetine bize yakinen çok şeyleri gösterirler ki taklitten kurtulun, tahkike geçin. Allah kadiri mutlaktır. Ben günlerden bir gün sizin anneniz Selge Hanım'a haksızlık ettim, zulmettim. Belki vurdum da Allah affetsin. O da beni Allah'a havale etti. Kavs-ı Kasseri'ye havale etti. Ben ne bileyim bu kadar büyük beddua olduğunu. O gün büyük bir saray. Bunu anlattım bir defa. Çok büyük bir saray. Çok latif, nurani bir mübarek zat dikiliyor. Saadetli başında beyaz sarık. Sırtındaki cübbenin şu yakadan aşağıya kadar padişahlarınki gibi burası kaftan. İki renk. Gözümü yumuyorum, görüyorum. Gözümü açıyorum, görüyorum. Ya Rabbim bu Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Ben ona layık mıyım göreyim? Yumuyorum gözümü, yine görüyorum. Açıyorum gözümü, yine görüyorum Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Bana buyurdu, Sofi, Sofi dikkat et, Allah sol ayağından Sofiliği çıkarırsa koymaya kimse muktedir olamaz. Bir daha tekrarlayacağım, Sofi, Sofi dikkat et. Allah-u Teala sol ayağından sofiliğini çıkarırsa koymaya kimse muktedir olamaz. Başka bir şey demem. Sahabetle elinde bir yüzük kırmızı taşlı bu acize hediye etti. Yüzüğü taktım. Bugün cuma gecesi Ravza-i Mutahhara'ya gidiyorum dedi. Sanki bir ata bindi. Pek çok kanatlı o saraydan uçtu gitti. Bugün cuma gecesi Resul-i Kibriya Ravza-i Mutahhara'ya gidiyorum dedi gitti. Ben şükrettim. Cebrail Aleyhisselam benim sofiliğime şahit oldu. Dinlemiyorsunuz. Sofi, Sofi. Demek sofiyim Allah razı olsun. Şahidim Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Allah hepimizin
fefeleyine Cebrail aleyhisselamın şahitliğini nasip etse. Kardeşler, sufilik çıkıverir. Allah çıkarırsa bütün mükevvenat 18 bin alem bir araya gelse kimse koymaya muktedir olamaz. Kadirini bilelim, ayaklarınızı hepinizin bin defa öpeyim bütün sufiler. Ayaklarınızı öpeyim. Bu nimetin kadrini Allah bilmek nasip eylesin. Elimizden sufili çıkarmasın. Rabbimin katında dünya ahiret sufilerden kılsın. Saadet-i Nakşibendin askerlerinden etsin. Bir müjde daha anlatayım mı? Bu çok büyük müjde ama Cebrail aleyhisselamı peygamberler gördü. Vallahi ben de gördüm. Yürüyorum gözümü, görüyorum. Açıyorum, ben layık değilim. Görenler yine görüyor. O kadar güzel bir çehre, süt beyaz sarık, çok büyük bir cübbe, şuradan şöyle padişahlarınki gibi aşağı. Bir daha tekrar edeceğim. Sofi, Sofi, dikkat et. Ayağının sol ayağından sufiliği Allah-u Teala çıkarırsa kimse koymaya muktedir olamaz. Kim koyabilir ki? Hey! Dilerim Allah'tan cümlemizi Allah sufi defterine kaydetsin. Kadın erkek bacılarımı, kızlarımı, annelerimi. Çok büyük bir lütuf bu kurban. Bu çok büyük bir lütuf. Bu kime nasip olur? Melekler sufiliğimize şahit olursa Allah'tan daha ne isteriz? Günlerden bir gün Sultan Seyyid Muhammed Raşid günündeyim. Yine Allah'ın lütfu, Resul-i Kibriya'nın bereketi, Sadat-ı Kiram'ın himmetiyle gösterdiler ki bana kıyamet kopmuş. Bütün insanlar üç bölük olmuş. Mahmut Hoca uyuyor ama uyusun ayıp değil, uykusu gelmiş hoca. Ne büyük rüyalar anlatıyorum, kafayı doğrultmuyor. Ne diyeyim ben? Öne gelsin, ben emir edemem ki, terk edip ol. O hafız. İnsanlar, Allah aşkına dinleyin. Kıyamette üç sıra olmuşlar. En sağdaki sıranın içinde bulunuyorum. Başımızda süt beyaz sakallı bir mübarek var. O birinci sıranın etrafını minare gibi büyük melekler kuşatmış. Kıyamet bahsini açın. Melaike-i Mugarrabin'i insanları kuşatacak. Çeşit çeşit, cins cins. Bizim birinci safı, ikinci saf, üçüncü saf. Ben birinci saftayım. Şükür Allah. Melekler kuşatmış etrafımızı. Ama benim vücudum şimdiki gibi, melaikeler sanki minare gibi. Berat dağıtılıyor. İsim okuyorlar Berat. İsim okuyorlar Berat. Ben de sıranın ortasındayım. Baş tarafta değil, sonda değil, ortalarda. İşte dünya aklı. Dedim sıradan çıkayım, başa koçayım. Hemen Berat'ıma olayım. Sıradan çıktım. Melekler diyor, sırana gir. Sırana gir. Sabrını muhafaza et. Girdim. Okundu, okundu, alemin beratı verildi. Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'ne anlattım. O gün, o rüya onun gününde. Dedi Mehmet, o birinci sıra
ehli tarikat olan zat-ı mübareklere aittir. Ya bu üç demen ne görüyorsunuz? Biner kulu okuyun, biner salavat getirin, yüzer de Fatiha okuyun. Bu iki müjdeme bütün saadetlere, aflın evliyalarına, anam, babam, kalsın sultanım, kalsın saniye hediyendir. Bana da edin, bu iki müjdeye bu kadar zahmet rica ediyorum. Bin kulu, bin salavat, yüz Fatiha. Ya Rabbi mahsul olan selam bulup sayın sayın sayın. Muhtemelen kadrimizi bilelim. Bu iş Allah'la kul arasında bir ilahi lütuftur. Tarikat kimsenin aklının, işinin, parasının, malıyla kazanılan lütfu değildir. Elim kırıldı Allah diyordu. İkram-ı Rabbaniye, lütfu ilahiye, bereketi Resulullah'tır. Çıkkı sular gibi, hani anlattığım tam gibi, iki üç kişilik kurmayı kavurduk zeytinyağında. Kaç kişiydi? 300 müydü? 300 mü dedim? 180. Nasıl ikram-ı ilahiye getti? Kardeşler, ciddiyetle tarikat ehli olduğunuzu unutmayın. Benim şu anlatılan rüyalardan neyin noksan değil. Bu lütuf Mehmet'e mi verilmiş? Hayır, hepimize verilmiş. Anlamayla bak! Bak diye bağırdım, malı sıkı tutmak lazım, muhafaza etmek lazım. Ya Rabbim ben pişmanım, ben kabul ettim. Hazreti Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki Hazretlerini kendime şey. Ya Gavs nerede, sen nerede, ben nerede? 70 bin dünya ile bu mukavele akdedilmez. 70 bin sene yaşasak bu nimet kazanılmaz. Allah aşkına kadrini bu tarikatın bilin. Ayaklarınızı hepinizin biner defa öpeyim. Kendinizi sıfır saymayın. Ben garibim demeyin. Ahdinizi bozmayın. Yalnız çok ayrı şart var. Benim canım Kavs-ı Seyyid Abdülbaki Hazretleri buyurdu. Mehmet, üç küçük günah işleyen tarikatın feyzi ondan kesilir dedi. Musa, bir büyük günah işleyen tarikatın feyzi ondan kesilir dedi. Ben dedim, beni bağışla ya Kavs-ı. Vallahi bu itiraf ettiğin hakikat ile dünyada bir başına sen sözü kalırsın dedim. Üç küçük günah. Bir günde 300 küçük günah işliyoruz. Bir günde 10-20 büyük günah işliyoruz. Feyzi kesilir. Feyzi kesilmek şu ceryanların kesilmesi gibidir sigortada. Sigortayı bağlarsın yanar. Ama tarikatın feyzi tecdidi tarikat yapılmadan yenilenmez. Bir de devlet elektriği söker. Kabloları söker, lambaları söker, belediye. Bu tarikattan atılmak.